Yüzüm çok mu kızarık çıkıyor? Neyse. Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda pek alışık olmadığınız bir içerikle karşınızdayım. Bir an şaşırmış olabilirsiniz. Haklısınızdır. Şu saçıma bir bakayım. Bir insan gibi çıkayım karşınıza. Neyse zaten bir sürprizim var. Bugün sizinle normalde tiramisu yapacaktık. Yani ben tiramisu yapacağımızı biliyordum ama sonra son dakika bir tarife baktım ama tiramisu falan yazmıyor. Bu kedi dilli pasta yazıyor başlığı ama ben tiramisu diye aratmıştım. Neyse. Bugün kedi dilli tiramisu'ya benzer ama tiramisu olmayan bir pasta yapacağız. İlk defa böyle bir yemek... İlk defa bir yemek videosu çekiyorum. Aslında yemek değil pasta ama yemek. Pasta yenir. Neyse çok uzatmayalım. Hazırsanız videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan hemen abone olup yandaki zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer video hoşunuza giderse de like atabilirsiniz. Belki böyle yemek videolarının devamı gelir. Kim bilir. Neyse abone olduysanız videoya geçelim. 1, 2, 3. Bu yemek videosunu çekmeye anlık karar verdim. Daha önceden karar verseydim elbet bir hazırlık yapardım. Bir şey alırdım yani. Önlük, bir şapka, aşçı şapkalarından alırdım. Ama dediğim gibi her şey çok anlık gelişti. Neyse elimizdeki şeylerle idare edeceğiz. Ve benim saçımı görüyorsunuz fazla ve sürekli oynayacağım büyük ihtimalle saçımla. Pastamıza saçımın düşmesini hiçbirimiz istemeyiz. Ben pek iğrenmem gerçi. Ne kadar pislik olduğumu çıkacak şimdi ortaya. Neyse kimse iğrenmesin diye, daha hijyenik olsun diye saçımı bir şeyle kapatmam lazım. AliExpress'ten şöyle bir şey aldım. Tam zamanında geldi, bu videoya yetişti. Belki de bu evrenin bir işaretiydi. Arkadaşlar, şimdi size biraz tariften bahsedeyim. Bulduğum kanal Sevgili Hayat. Açıklamaya şöyle bir şey yazmış. Kedi dili deyince akla hemen tiramisu gelir. Ama Türkiye'de labne peyniri sevmeyen çok insan var. Biz de bu nedenle labnesiz bir pasta tarifi paylaştık. Süslemesini güzel yapamasak da lütfen kanala girip süslemesini izleyin. Altıma işledim gülmekten. Bak. Pudingimizi yaydıktan sonra bir çatal alıp çatal şekli yapabiliriz. O da çok güzel. Çatal şekline bakın. Çok güzel oluyor. En çatal şekli nerede? Malzemeler. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? Ben çok hazırım. 4 bardak süt, 1,5 kahve fincanı un. Ben ama ilk şey sandım. Hani kahve fincanı deyince normal böyle Türk kahvesi fincanı sanmadım. Normal kahve fincanı sandım ama Türk kahvesiymiş ama zaten tarifte daha fazla ihtiyacımız olacak. O yüzden dursun. 1 adet vanilya demiş. Vanilyamız yok. Ne yapayım şimdi? Vanilya yok diye videoyu kapatayım mı? Kapatamam. Vanilya zaten boş bir şey. Tat mat vermiyor. Tek koku için yani. Olmasa da olur. Değil mi? 1 çay bardağı şeker, 1 yumurta, bu kedi dillerini ıslatmak için 1 kaşık granül kahve, 1 yemek kaşığı şeker, ikisini de buna koydum. 1 su bardağı sıcak su, onu henüz yapmadım çünkü biraz işimiz uzun. Kremasını yapacağız, ondan sonra kaynatacağım o sırada. 1 yemek kaşığı şeker, biraz da süt demiş, onu da suyla birlikte getireceğim. Alt taban içinde 1 paket kedi dilli, ben kedi dilli Bim'den tercih ettim. Ekonomimizin durumu malum, yani. O yüzden Bim gayet yeterli olacak. Şimdi arkadaşlar ilk önce 4 su bardağı sütümüzü tenceremize döküyoruz. Sonra burada 4 su bardağı vardı, ben ayarladım videonun önce. Sonra arkadaşlar şekerimizi döküyoruz. Ondan sonra da 1 fincan un dökeceğiz ama onu şu an dökmeyeyim, karıştırırken içeride dökeceğim. O sırada size göstereceğim çünkü mutfak şu an çok karışık, tam yemek saati. Ben de tatlıyı yapayım dedim sizinle videoda. Bunu döktüğümüzü düşünün. Ondan sonra bu böyle pişmeye yakın, biraz böyle karıştıracağız. Ondan sonra da yumurtamızı dökeceğiz. Yine birazcık daha şey yaptıktan sonra da bir yemek kaşığı kadar yağ. İster tereyağı koyun, ister margarin koyun. Onu şeyleri yazmamış ama bakın sinirlendim. Onu açıklamaları yazmamış ama videoda vardı. Allah'tan ki videoyu izledim. Onu da işte en sonda daha böyle kremayı parlak yapıyormuş. Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Parlak bir şeyin bize ne katkısı var? Mide doyurur mu parlak bir şey? Zaten üstüne süsleme yapacağım. Hay Allah'ım aklıma geldi. Süsleme yapacağız. O yüzden gözükmeyecek ama yine demiş yani. Kadın koyun demiş. Biz de koyarız. Şimdi hemen ben bu kremayı yapıyorum. Onu soğumaya bıraktıktan sonra gelip burada birlikte bu kedi dillerimizi borcamımıza dizip ıslatırız. Şimdilik kaçtım. Siz bir saniye sonra göreceksiniz ama ben kim bilir kaç dakika sonra geleceğim. Şöyle gideyim.
A few moments later. Şimdi arkadaşlar kremayı içeride yaptım. Fakat söylemem gereken birkaç şey var. Yani unutmadan söyleyeyim. Unu istediğiniz katılığa gelene kadar ekleyebilirsiniz. Yani illa bir fincan un da sınırlı değil bu. Daha katı istiyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Ondan sonra bir de unu birisi yanınızdayken böyle şey yapıyorlar ya, ne denir ona, elekten geçirmek mi? Öyle yapın. Sizin için daha iyi olur. Topaklanmaz. Benim yanımda birisi olmadığı için bir miktar topaklanmış olabilir yani. Yapacak bir şeyim yok. Onun dışında bu kadar ha. Tamam. Şimdi bu kedi dillerimizi borcamımıza dizip üstünü ıslatacağız. Onu nasıl yapacağımızdan hemen bahsedeyim. Zaten bahsetmiştim sanırım videonun başında ama tekrar şey yapayım. Bir yemek kaşığı granül kahve. Bu şey olan kahveler var. Granül olanlar. Yok ya. Neyse. Galiba oruç başıma vurdu. Granül kahve. Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı şeker. Bunları şimdi kasemize dökelim. Ama ben niye çatal getirdim karıştırmak için ki? Kaşıkla daha dökerdik yani. Batırıp koysak daha mantıklı olur mu? Bence çok mantıklı olur. Tamam. Sonra bir su bardağı kaynar su. Şu an elim yandı biraz. İlk önce bir bunu eritecek kadar bir dökeyim. Yandım. Kadın biraz süt demiş ama ben kaynar su dökeceğime süt dökerim daha iyi. Sütün tadı daha güzel. Siz süt sevmiyorsanız suyu fazla, sütü az dökebilirsiniz. Ben sütü daha fazla dökeceğim. Sadece eritmek için kaynar su gerekli. Yaprak çıkartamam. Hayır, bu güzel yapıyor. Şimdi süt dökeceğim. Daha yeter mi? Çok da şey olsun istemiyorum bu arada. Yani kahvenin tadı gelsin istiyorum. Ben tiramisu'yu çok severim. En iyi sütün hepsini dökeyim. Şimdi arkadaşlar, burası benim kanalım. O yüzden benim kurallarım geçerli. Bir daha kaşık alamam içeriden, üşendim. Kusura bakmayın. O yüzden batırıp koyacağım. Daha mantıklı değil mi sizce de? Tamam artık yeter yani. Daha ne kadar sonsuza dek karıştıramam. İçinden iki paket çıktı. Kat kat mı yapacağız acaba? Tek kat. Neyse. Şimdi bunu ben aslında diyorum ama ben biliyorum da bunu yapıyorum yani. Böyle yaparsanız daha lezzetli olur. Yoksa ben de bilirim kaşıkla şey yapmayı. Daha lezzetli olsun diye böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz ama böyle yetmeyecek. Bir miktar pişmanlık olacağım sanki çünkü çok ıslanıyormuş gibi geldi. O yüzden hemen şöyle vurup batırdım çıkardım. Çok ıslatmayalım diye. Batırı çıkarın, içinde bekletmeyin. İlk katı böyle yapsın. Kremayı alıp geliyorum. Bekleyin. Aa, çok mu şey yaptık? Ha, iyice sıçtık batırdık gibime geliyor. Ama durun. Şu kaynar suyu ben bunları tekrar dökeyim. Yok arkadaşlar yani. Ben tarifi bildiğim için. Yoksa ben de bilirdim direkt dökmeyi. Ama güveni bana, güzel olacak. Şimdi kremayı alıp geliyorum. Şimdi ilk kat kremasını dökeceğim buraya. Soğudu ya birazcık şey, daha fazla topaklanmış gibi oldu ama gerçekten bu kadar topaklanmamıştı. Neyse, biz zaten kendi aileme yapıyorum ben bunu. Yabancı birine yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar, önemli olan görüntü değildir, tattır. O yüzden çok da şey yapmayın yani. Ben bir yemek kanalı değilim. Benim ilk, gerçi yemek güzel yaparım şimdi, Allah var, yemek güzel yaparım ama ben böyle sunum falan bir yemek yapmıyorum. Nasıl denir ya, anlatamıyorum ki. Şey, yani bunu birisi görmeyecek benim yaptığım yemeği. Biz aylarımızda zaten yiyeceğiz bunu, lüp lüp şey yapacağız. O yüzden çok dikkat etmiyorum. Ama yemek kanalı olsaydım daha güzel şey yapardım. Mesela yemek kanalı önerisi de vereyim bir tane. Sevgili Onurcuğum'un kanalını yorumlara bırakırım. Oradan onun kanalına da abone olabilirsiniz. O mesela artık işin ehli. Ben daha amatör ligdeyim. Ama güzel olacağını düşünüyorum. Yine de inancım tam kendime. Onurcuğum bu arada öpüyorum seni. Trabzon'da İngiltere'ye selamlar. Şöyle göstereyim. Yani çok mükemmel değil ama mükemmel olması için de çabalamadım. Biz olduğumuz için bunu yani Amerika konsolosluğu falan izlemeyecek. O yüzden çok da dikkat etmedim yani arkadaşlar. Sizden çekinmiyorum. Artık birbirimizi de tanıyoruz zaten. Bu arada ellerim temiz, böyle elle müdahale ediyorum ama. Yemeği pis. O ellerine nasıl onlara dokunun demeyin. Bu arada oruçlu olanlar varsa aranızda Allah niyetinizi kabul etsin. Gitmeyecek galiba şey. Su. Çünkü kadın tek katlık tarif vermiş. Ey gidi kadın. Suç bende değil, kadında. Niye tek katlık tarif veriyorsun? Siz arkadaşlar verdiğim tarife göre yapın, tamam mı? Ben nasıl da olsa dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Öyle mi? Gerçi yaptığımı da yapabilirsiniz. Ben hala tarifim arkasındayım. Şimdi üzerine bir de bunun kakao şey yapacağız. Bugün de bu arada 16 Nisan. Heh, onu da söyleyeyim. Soru demeyin Metin. Gerçi ne diyeceksiniz?
Ben de günü vermek istedim. Bugün 16 Nisan. Burayı da düzlemeye çalışıyorum ama zaten bir şey gözükmeyecek ve biz bize yiyeceğiz. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben buraları toplayayım. Kakaomu alıp geleyim. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Arkadaşlar pastanın üstüne kakaosunu şey yaptım, döktüm. Neden kendim döktüğümü söyleyeyim. Kakaoya gittim baktım dolaba var biliyordum. Varmış zaten ama az varmış. Dedim Allah'ım bunu videoda şey yapamam yani. Gerçi şu an size söylüyorum videoda ya yapsaydım aynı şey olacaktı ama. Dedim ki yani bu çok az. Üstünü kapatmaz falan rezil olurum. Ama kapatmış yani kapatıyormuş. Yeteri kadar hatta tam geldi. O yüzden dedim ki bunu çekmeyeyim ben değil mi? Arkadaşlar ben yaptım. Şöyle üstünü kapatıp arkadaşlar çok güzel oldu falan diye. Ama dediğim gibi tam o varmış yani yeteri kadar. Yani ablama gidip döveceğim şimdi sürekli kakaoyu kullandığı için. Şöyle göstereyim size de. Gördüğünüz gibi iki katlı. Şöyle biraz şey yapayım aralarına girsin. Bilmiyorum girdim ama o girer. Böyle yaptım pastayı. Tamamen bence tiramisu'ya benzer bir şey oldu. Tadımı akşam iftardan sonra yapacağım. Mutlaka videoyu editlerken de sonuna veya alt kısma yazarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer tarifi uygularsanız Instagram'da story atıp beni etiketlemeyi unutmayın. Ben de paylaşırım kendi story'imde. Mutlu olurum yani. Veya bana DM'den de atabilirsiniz. Bu arada nasıl gözüküyorum hiçbir fikrim yok. Şuraların kamerada çok şey garip görünüyor ama neyse. Şöyle kapanış yapayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.